Bursa'da Bugün TV ve 94.2 Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri katkılarıyla hazırlanan Sağlıkta Bugün programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz özel Anadolu Hastanesi diyetisyeni Pınar Yaprak. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Pınar Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün beslenme, diyet ve kilo verme sürecinde merak edilen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle diyetlerle başlamak istiyorum. Kişiye özel hazırlanmamış diyetler ne şekilde sağlıklıdır? Yani şimdi özellikle beslenme programlarım ve diyetlerin kişiye özel hazırlanması lazım. Eğer kişiye özel olmazsa eksik kalori ya da fazla kalori alımı gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Eksik kalori alımında kilo verme bir yerden sonra kilitlenebiliyor. Ya da eksik beslenildiğinde vitamin mineral eksiklikleri olduğundan dolayı bağışıklık sistemi düşmesi, belki bayılmalara, tansiyon düşüklüklerine, özellikle genç ergen kızlarda regli dönemi düzensizliklerine, regli olmamaya kadar yol açabiliyor. O yüzden kesinlikle diyet programları kişiye özel ve bir uzman tarafından hazırlanması lazım. İşte komşunun listesini aldım, yapayım tarzı bir durum çok uygun ve güvenilir bir uygulama değil. Diyette öncelikle biz kişinin boy kilosunu ölçüp yağ kas oranına bakıp belli herkesin bireyden bireye, cinsiyete göre, yaşa göre değişen belli almaları gereken kalori var. Bunların hesaplamaları yapılıp kişinin hayat düzenine alması gereken vitamin mineral oranlarının da bakılıp buna göre programların hazırlanması daha doğru olacaktır. Diğer türlüsünde aslında sağlığı riske atan durumlar da ön plana çıkıyor. Özellikle başka hastalığı olan kişilerde farklı durumlara sebebiyet verebilir. Mutlaka tahlil edilmeli ve kontrole gidilmeli öncesinde. Peki diyetlerde ara öğün yapılmalı mı? Şimdi bu aslında çok çelişkili ve karmaşık bir soru. Yine burada aslında sorunun cevabı bir önceki soruya bağlanıyor. Kişiye özel olmalı. Bazı kişilerde özellikle sık sık acıkan bireylerde ara öğün yapılması daha doğru olacaktır. Bir 4-5 saati geçiyorsa eğer öğün aralıklarında ani acıkmalara sebep olduğundan dolayı diğer öğünlerde daha fazla bir yeme problemi, işte akşam daha fazla atıştırma isteği gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu sık acıkan bireylerde ara öğünü öneriyoruz. Ama bazı bireylerde de ara öğün yapmak daha çok yemeği tetikleyebiliyor. Sürekli bir saate bakayım, işte ara öğün saatim gelsin, ne zaman ara öğün yapacağım gibi. Kişinin alışkanlıkları ve bünyesiyle de alakalı bir durum aslında. Evet. Sürekli işte ara öğün yapayım, sürekli bir yemeğe itmeye problem olabiliyor. O yüzden kişinin önce bir yeme düzenini, hayat düzenini sorgulayıp güzel bir şekilde kişiyle ortak bir karar alınıp ara öğün yapmalı mı, yapmamalı mı gibi bir sorgulamaya geçip ona göre kişiye özel olarak bunlar ayarlanabiliyor. Peki kişiye ara öğün önermedik ama kişi kendisine mesela işte benim aslında biraz tatlı krizim geldi, bir tatlı atıştırmalık alayım derse bu doğru bir yaklaşım olacaktır. Yani olmayacaktır. Normal çünkü ara öğünsüz bir programda kalori ve diğer öğünler ona göre ayarlanacağı için ek bir besin alımı olduğundan dolayı kilo verme daha yavaşlayabilir. Sürekli kan şekerinin inip çıkmasından dolayı özellikle tatlı yendiği zaman bunlar olabiliyor. Bu da daha çok düzensizliklere, belki diyabete kadar yol açabiliyor. Özellikle bu tatlı krizlerinde sürekli bir tatlı yiyeyim, paketli ürün atıştırayım, kan şekeri sürekli inip çıkabiliyor. Bu da işte insülin direnci, obezite gibi hastalıklara yol açabiliyor. Aslında burada önemli olan nokta bence listeye uygun davranabilmek ve dışına çıkmamak, bu alışkanlığı edinebilmek kişide. Yoksa sonuçlar da onun içinde farklılaşır, diyetisyenin içinde tabii ki zorluklarla baş başa kalmasını sağlayabilir. Evet, herhalde. Bir de hani ek atıştırmalıklar eklenirse kilo verimi daha yavaş olacağı için kişide motivasyon düşüklüğü de yaşayabiliriz. Aa, az kilo vermişim, neden gitmedi falan. Aslında burada işte kişinin yeme düzenini sorgulamak gerekiyor. Bunun için de bence beslenme günlüğü tutmak çok önemli. Kişinin mutlaka günlük yediklerini yazması, her öğününü, her ara öğününü, kaçamak olduysa mutlaka belirtilmeli. Su içim kaç litre olduğu, yürüyüş egzersizi ne kadar yapıldı gibi şeyler not tutulup belli biriktirildiği zaman ve bunlar kontrole gelindiği zaman hem hataları görüyoruz, hem doğruları görüyoruz. Hem kişide de bir farkındalık oluşuyor. Aa, ben bunu yanlış yapıyormuş, ben bunu fazla kaçırmışım tarzında. Ona göre diğer programları, listeleri ona göre ayarlayıp daha hızlı motivasyonla birlikte ilerleyebiliyoruz.
bence kişinin burada motivasyonu ve tutumu da çok önemli. Özellikle listeye uyma çabası varsa zaten sonuçlar da beklediği gibi olacaktır. Ama tatlı kriz kaçamaklarını size yansıtmıyorsa ya da yok öyle bir şey yapmadım ama sonuç istediğim gibi değil diyorsa o zaman süreç de daha uzun bir hal ya olacaktır. Tabii ki evet, hem bizlerin motivasyonu bozuluyor, hem bireylerde motivasyon düşüyor. İşte o yüzden kaçamak yapılsa bile diyetisyene belirtilmesi ya da beslenme günlüğüne bunların özellikle belirtilmesi, en azından gidişatın düzelmesi, bir toparlanma için bunlara ona göre önlem almak adına çok önemli. Şimdi son zamanlarda duyduğumuz popüler diyet isimleri de var aslında. Bunlardan aralıklı oruç diyetine ben değinmek istiyorum. Öncelikle nedir? Aralıklı oruç aslında şöyle, bizim hani dinimizde de bir gelenek olan Ramazan orucuna çok benzer bir beslenme düzeni diyebiliriz. Son dönemlerde gittikçe popülerleşti. Çünkü işte bu ara öğün yapmalı mıyız, ara öğün olmalı mı olmamalı gibi karmaşaları, bu aralıklı oruç dediğimiz işte günde iki öğün beslenme, birkaç tipi var özellikle. İlk tipi günde 16 saat açlık, kalan 8 saatte beslenme gibi planlanıyor. 16 saat boyunca aç bırakıyoruz bünyeyi. Bu açlık süresinde de amacımız kan şekerinin dengesini bozmadan, inip çıkışlar olmadığı için insülin duyarlılığını arttırmaya amaçlanıyor. Bu da yağ yakımı desteklediğine dair bazı araştırmalar mevcut. Onun dışında 16 saat açız, kalan 8 saat boyunca da besleniyoruz. Genelde iki öğün. Bir sabah kahvaltısı, akşam öğünü şeklinde beslenme olabiliyor. Ya da 24 saat açlık, günde bir yoğun bir öğün şeklinde beslenme tipi var. Bunlar tabii herkesin uygulayabileceği beslenme programları değil. Burada da kişi de bence şunları sorgulanmalı. Mesela Ramazan'da iki öğün besleniyor genelde. Ramazan'da kilo alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bazı bireyler özellikle Ramazan döneminde çok fazla kilo alabiliyorlar. Bunlar işte bence aralıklı oruç çok uygun olmayan bireyler. Çünkü bazı bireylerde işte 3 öğün, araya 1-2 ara öğün metabolizmayı hızlandırırken, bu beslenme 2 ana öğüne düştüğü zaman metabolizma yavaşladığından dolayı kilo alımı olabiliyor. Ama bazı bireylerde Ramazan'da ben kilo veririm, kendimi çok daha iyi hissediyorum formuma diyen kavuştum, bireyler. Formuma kavuştum, süreç bana iyi geldi diyenler de var. O bireyler daha çok aralıklı orucu tabii ki deneyebilirler. Peki kimler uygulayabilir, kimler uygulayamaz diye biraz bahsettik aslında. Peki uygulanabilir olması için sağlık problemlerinin olup olmaması da bir etken midir? Aslında burada bilimde bir kafa karışıklığı mevcut. Bazı araştırmalar özellikle diyabetli bireylerin de bu programı uygulayabileceğini söylerken, diğer araştırmalar ise kesinlikle uygulanmamasını gösteriyor. Burada da yine kişiye özel. Mesela bazı diyabetli bireylerde de ani çok düşüşler, kan şekerinde düşüşler, işte el titremeleri, içim bayılıyor, bir uyku hali olan bireylerde kesinlikle önerilmemesi lazım. Ama bazı diyabetli bireylerde çok fazla ara öğüne ihtiyaç duymayabiliyorlar. Şeker seviyeleri daha normal aralıkta olabiliyor. Onlar uygulayabilir. Özellikle dediğim gibi burada amaç insülin duyarlılığını arttırmak olduğu için vücutta, insülin direnci olan hastalar da belki bu şekilde bir beslenme programını bir uzman tarafının gözetiminde mutlaka deneyebilirler. Onun dışında kolesterol problemi olan hastalarda da kolesterol düşürdüğüne dair bazı çalışmalar mevcut. Yine bu tarz kolesterol problemi olan hastalarda uzman tarafın eşliğinde bu beslenme programı deneyebilirler. Aslında bu diyetin ortaya çıkış başlangıç noktası yani oruç olduğu için orucun da bünyede bir detoks sağladığı söyleniyor. Aynen, o yüzden öyle yararlı olabileceği düşünülüyor. Kesinlikle. Peki faydaları neler? Yani kişi ne kadar süreyle bu diyeti uygulamalı eğer bünyesi ve değerleri buna müsaitse? Yani değerleri ve bünyesi müsaitse eğer diyelim bir ay boyunca uyguladı, bir herhangi problem yaşamadı, bir işte el titremesi, baygınlık hali olmadı, tansiyon düşüklüğü olmadı, kilo verimi güzel gidiyor, kendini daha enerjik, daha mutlu hissediyorsa hayatı boyunca böyle devam edebilir. Ama diyelim ki bu programı uyguladı, işte hadi kendimi daha halsiz hissediyorum, bağışıklık sistemim düştü ya da birkaç bayılma olayı yaşadığım tarzı durumlar olduysa kesinlikle uygulamaması gerekiyor. Eğer iki öğün beslenildiği zaman da kilo verimi daha zor olduysa, bu bireylerde daha ara öğünlü dediğimiz sık beslenme programına geçmeleri daha uygun olacaktır. Peki burada nelere dikkat edilmeli bu diyeti uygularken?
Bu diyette şimdi şöyle, iki öğün beslenildiği için kalori alımı ya da vitamin mineral alımı, makro besinler dediğimiz öğeler, karbonhidrat, protein, yağ alımı biraz daha azalabiliyor. Bunlar eğer düzenli bir programla uzman eşliğinde olmazsa kişiler eksik kalori alacağı için bağışıklık sistemleri daha düşebilir. İşte özellikle de kış mevsimindeyiz. Hastalıklara biraz daha davetiye açabilir. Vitamin mineral eksikliklerinden dolayı biraz daha halsiz, yorgun, uyku problemleri ortaya çıkabilir. Onun sayesinde diyetisyen eşliğinde uygulanırsa eğer, ona göre program hazırlanacağı için kişinin günlük ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanırsa bir sıkıntı yaşamaz. Ama şunu önermiyoruz değil mi yani bu bireylere, işte ben oruç tutuyorum, evet bana çok faydalı, zayıfladığımı hissediyorum. Hı hı. Ben de kendime göre bir diyet belirleyeyim, bir program belirleyeyim ve bunu uygulamaya başlayayım diyetisyen kontrolü olmadan. Hı hı. Bu doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Yani çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Dediğim gibi eksik kalori alınırsa da metabolizma yavaşlayabiliyor. Bir süre kilo vermeleri devam edecektir. Diyelim 2 ay verdi. 2 aydan sonra vücut o kaloriye alışacağı için bu sefer biraz daha onu eksiltmek gerekecektir. Bu sefer de kişi aç kalabilir. İşte bahsettiğimiz problemleri yaşayabilir. O yüzden bir uzman eşliğinde gözetimi burada tekrar önemini vurgulayalım. Peki bir sıkıntı olmazsa hayatı boyunca uygulayabileceği bir yöntem midir bu? Hı hı. Uygulayabilir tabii ki, kişi kendini eğer iyi hissediyorsa hayatı boyunca da uygulayabilir. Eğer bir kilo alma gibi problemi olmuyorsa da ya da kendini daha iyi hissediyorsa kesinlikle uygulayabilir. Peki şimdi bu diyetten biraz bahsettik, hem aç kalarak hem de diğer öğünlerle destekleyerek, ama onun dışında aç kalarak kilo vermek mümkün mü? Hepimizin aslında merak ettiği şey bu. Ben bugün hiç yemek yemedim. İşte bir haftadır bu şekilde gidiyor. Kesin kilo veririm. Böyle bir yaklaşım var. Doğru mudur? Aslında bu çok doğru bir yaklaşım değil. Sağlıklı beslenmek vücudumuzun genel işleyişi için çok önemli. Kan şekerinden bahsettik, bağışıklık sistemi. Bunlar çok önemli. Bunlar için de özellikle dengeli ve yeterli beslenmek çok önemli. Kişi aç kalarak aslında dediğim gibi eksik kalori alında metabolizma yavaşlıyor. Diyelim siz bütün gün sabahtan akşama kadar aç kaldınız. Akşam aşırı bir yüklenme olabiliyor. İşte abur cuburlara kayma, daha çok yağlı gıdalara belki yönelme gibi problemler olabiliyor. Aslında bu gün içinde almadığımız kalorileri akşamda birden alırsak, akşam metabolizma daha yavaş olduğu için direkt onlar bize kilo yağ olarak geri dönebiliyor. Ve aynı zamanda da az yediğimiz zaman da dediğim gibi metabolizma yavaşladığından dolayı vücut daha çok bir kıtlık var algılayıp yağları depolayıp kastan eritmeye başlayabiliyor. İşte kaslar eridiği zaman da yüzde çökme, kollarda sarkma, halsizlik, isteksizlik gibi problemleri gözleyebiliyoruz. Peki az az ve sık sık yemek aslında son zamanlarda önerilen bir yaklaşım. Çok yemeyeyim, işte bünyemi yormayayım, azar azar yiyeyim ama sık sık canım istedikçe yiyeyim. Bu doğru mu? İşte burada yine kişiye özel hazırlanması gerekiyor. Bazı kişilerde sık sık beslenmek metabolizmayı hızlandırırken, bazı kişilerde de işte dediğim gibi yemeği daha çok tetikleyebiliyor. Hani kişi aslında kendinin en iyi doktoru olmalı. Kendini tanımalı. Aynen öyle. Bana ne iyi geliyor? Ara öğünde ne tüketirsem daha toklu kalıyorum? Ya da ara öğün yapmamalı mıyım? Öğünlerde ne yediğim zaman ara öğüne ihtiyaç duymuyorum, kendimi daha iyi, daha enerjik hissediyorum gibi soruları kişi kendine sorarak kendinin ve bedenin daha farkına vardığı zaman hem bizim için işleyiş daha kolay olacaktır, hem de kişi kendini daha iyi hissettiği için kilo verimi ya da farklı metabolizmalar daha iyi çalışacaktır. Hastanın aslında burada bilinçli olması çok önemli bir nokta bence. Kesinlikle. Son dönemlerde de biliyoruz, kış aylarındayız. Bitki çayları özellikle çok sık tüketiliyor. Peki bitki çaylarında metabolizmayı hızlandıran türler var mı? Şu an kullanabileceğimiz, önerebileceğiniz? Şu an özellikle yeşil çay her zaman popülerdi. Mate çayı aynı zamanda. İkisi de metabolizmayı hızlandırır. Hem ödem atımına yardımcıdır, hem de bu ani açlık krizlerinin önüne biraz daha geçecektir. Mesela öğünlerden 1-2 saat öncesinde bir yeşil çay içmek bizi biraz daha tok tutacaktır. Onun dışında yağ yakımını da destekleyen işte yine yeşil çay, biberiye çayı özellikle. Onun dışında rooibos çayını da ben çok fazla seviyorum. Hem bu tatlı krizlerinden bahsettik, onların önüne geçiyor. Kan şekerini dengelediği için tatlı krizleri olmuyor. Hem de öğünlerde aşırı bir yeme durumuyla karşılaşmıyoruz. Özellikle bu kilolu bireylerde
Ödem problemi de çok fazla olabiliyor. Rooibos özellikle ödem atımına da çok yardımcıdır. Hem de kafein içermediği için kafein hassasiyeti olan bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir çaydır. Özellikle kış mevsiminde de hastalıklar çok fazla mevcut. Şu an antibiyotik kullanımı da ülkemizde maalesef çok yaygın. Kişiler bilinçsiz de antibiyotik kullanabiliyor ve bakteriler bunlara dirençli hale de gelebiliyor. Özellikle yeşil çayın bu antibiyotik direncini kırmasında bize çok yardımcı. Kişiler yeşil çayı demleyip soğuk bir şekilde bekletip boğazlarına, ağızlarına bir gargara yapmaları hem bu antibiyotik direncinin kırılmasına yardımcı olacaktır. Hem de boğaz ağrılarının, ağızdaki enfeksiyonların giderilmesine de destek olacaktır. Farklı bir teknik uygulayarak her ikisine de destek oluruz. Aynen, hem metabolizmayı hızlandırmış oluruz, yağ yakımına destek oluruz, hem de bakterilerden korunmuş da olacağız. Yeşil çay bu konuda bize en büyük destek. Tabii ki eczaneden alınan ürünler olması lazım. İlk tercihimiz bitki çaylarında her zaman eczaneler. Çünkü yeşil çayın toplandığı saat, özellikle etken maddelerin çayda olması gibi şeyler çok önemli. Bunlar da analizleri yapılan ürünler eczanede satıldığı için her zaman eczaneler en büyük desteğimiz. Aktarlardan kesinlikle uzak durulmalı. Özellikle içinde mantardır, küftür, böcektir, her türlü bitki çaylarında bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ve mesela paketli bir ürün aldınız. Üretim tarihi, son kullanma tarihi yazmadığı için aktarlarda belki o ürün 10 yıldır, 5 yıldır orada. Ama bunun farkına varamıyoruz. Aynen öyle. O yüzden her zaman paketli eczaneden alınmış üründen ya da marketlerde ikinci tercihimiz olan sallama paketli çaylardan faydalanmamız daha iyi olacaktır. Peki bitki çayı tüketiminde bir sınırlandırma olmalı mı? Yani nasıl olsa bitki çayı içiyorum, evet işte günde 3 tane, 5 tane benim için sorun olmaz diye düşünüyorum diyenler için neler söyleyeceksiniz? Aslında suyun da mesela bir 4-5 litre zarar olduğu gibi bitki çaylarında da aynı şey geçerli. Günde bir 3 fincanı aşmamakta fayda var. Özellikle işte yeşil çay, mate, kalp atışını biraz daha hızlandırdığı için kafein içeriğinden dolayı kalp çarpıntılarına sebep olabiliyor fazla tüketildiğinde. 3 fincanı aşmazsak daha iyi olacaktır. İçine özellikle limon sıkarsak yeşil çayın faydası da artar. Minik bir parça taze zencefil atabiliriz. Hem ödem atımına yardımcı olur, metabolizmayı da hızlandırır. Hem de bağışıklık sistemini de güçlendirir malum kış mevsiminde. Bu şekilde de özel karışımlardan faydalanıp 3 fincanı geçmediğimiz sürece pek bir sıkıntı yaşamayız. Peki buradan insülin direncine geçmek istiyorum aslında. Bu tarz hastalıklarda ya da hastalık öncesi evrelerde beslenme ne şekilde olmalı? Şimdi insülin direnci maalesef toplumda gittikçe yaygınlaşabiliyor. 8-10 yaşlarındaki çocuklarda bile maalesef artık insülin direnci var. Bunun da en büyük sebebi obezitenin, yanlış beslenmenin giderek artması. Paketli ürün tüketimi. Paketli ürünlerde çünkü fruktoz şurubu, mısır şurubu olduğu için bunlar da vücutta işte diyabettir, insülin direnci gibi hastalıkları tetikleyebiliyor. Aynı zamanda yağ dokusunu da arttırdığı için obeziteyi daha çok tetikleyebiliyor. İnsülin direncinde beslenme çok önemli. Her zaman aslında hastalıklarda ilk tercihimiz beslenmenin düzeltilmesi. Eğer beslenmeyle problemler çözülmüyorsa işte ilaç takviyeleri ya da başka takviyelere yanaşabiliyoruz. İnsülin direncinde beslenmede de bir tartışma var. Ara öğün olmalı mı, olmamalı mı? Yine burada kişiye soruyoruz. Ara öğün yaptığınızda kendinizi tok hissediyor musunuz? Size iyi geliyor mu? Eğer iyi geliyor diyorsa özellikle insülin direncinde ben 1-2 ara öğün taraftarıyım. İşte sabah öğle akşam kesinlikle ana öğünler yapılmalı. Sabah ile öğle saatleri arasında çok büyük bir vakit aralığı yoksa işte bir 4 saat idealdir. O araya ara öğün eklememekte fayda var. Ama öğlen ile akşam yemeği arasında genelde uzun saat dilimleri olduğu için o araya böyle saat 4-5 civarı küçük bir ara öğün ekleme taraftarıyım. Özellikle protein içerikli bir ara öğün olursa işte süt, yoğurt, ayran yanında bir meyve, kuru yemiş olabilir. Kişileri daha tok tutacaktır. Onun dışında insülin direncinde meyve tüketim biraz daha kısıtlanmalı. Günde 1-2 porsiyon meyveyi aşmamakta fayda var. İşte bir porsiyon meyve dediğimiz 2 mandalina, bir küçük elma olabilir. Bu tarz meyveyi kısıtladığımız zaman da insülin direncinin kırılmasına yardımcı olacaktır. İnsülin direncinde aslında bizim en büyük desteğimiz yürüyüş. Kesinlikle vücutta şu an insülin direncinde bir direnç adı üstünde. İnsülinin kullanmasına dair bir direnç var. O direncin kırılması adına insülin egzersizlerle desteklemek faydalı olacak. İnsülin duyarlılığını arttırmak adına yürüyüş yapılması kesinlikle öneriyoruz. İşte haftada 3-4 kez
40-45 dakikalık egzersizler hem kişiyi daha iyi hissettirecektir, hem de kilo verimini daha kolaylaştıracaktır, hem de insülin duyarlılığını arttıracağı için direncin kırılmasına oldukça yardımcıdır. Evet, kilo vermede vitaminlerin önemine değineceğiz. Hı-hı. Ama öncesinde kısa bir ara verelim. Sağlıkta Bugün programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son beslenme sürecinde ve diyet sürecinde vitaminlerin önemine değinmiştik. Burada vitaminler, özellikle D vitamini ön planda. Hı hı. Diyette hangileri daha aktif rol oynuyor? Şimdi D vitamini gerçekten beslenme ve kilo verme sürecinde çok çok önemli. Çünkü eksikliğinde hem kilo verim biraz daha zor olabiliyor. Eğer bireyde eksiklik varsa yine iştah kontrolü biraz daha zor olabiliyor. İşte gözüm dönüyor, ne yediğimi bilmiyorum tarzı söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Veya biraz daha kan şekeri dengesinden bahsettik. Onu dengelemek daha zor olabiliyor. Kişi sabahları daha yorgun kalkıyor. İşte kronik depresyon dediğimiz süreçlere daha meyilli hale gelebiliyor. İşte canım hiçbir şey yapmak istemiyor gibi şeyler olabiliyor. Eksiklik tamamlandığında hem bu şikayetler geçiyor, hem de kişinin kilo verme süreci daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle şu an kış mevsiminde olduğumuz için kesinlikle herkese çok fazla eksiklik var. Mutlaka kişilerin bir kan değerlerine baktırıp ona göre uzmanlar tarafından doktorlar eşliğinde takviye almasında fayda var. İdeal değerler aslında 50 ile 75 arasında D vitamininde. Hem hafıza fonksiyonlarının korunması adına hem de kilo verme sürecinde 50 ile 75 arasında kan değerlerinin de daha iyi kilo verildiği de araştırmalar tarafından kanıtlanmış. Özellikle şu an mesela güneş gördüm, güneşleneyim, D vitamini tamamlansın tarzı söylemler var. Aslında bunlar çok doğru değil. Ülkemizde şu an güneş pek yeterli kalmıyor vitamin için. Hı hı. Hem yeterli kalmıyor, hem de D vitamini deride sentezlendiği için belli bir açıyla ülkemize gelmesi gerekiyor. Bu açıda Mayıs ve Kasım ayları arasında oluyor. Şu an yani ne kadar güneşlensek de D vitamininden yararlanmıyoruz. Özellikle esmer bireylerde eksiklik daha fazla gözlemlenebiliyor. Onların biraz daha özellikle bu aylarda güneşlenmesi daha iyi olacaktır. Beyaz daha açık tenli bireylerde böyle 15-20 dakika, yarım saat hafif deri pembeleşinceye kadar güneşlenildiği zaman D vitamini ihtiyacımızı oldukça karşılaşıyoruz. Esmer bireylerde, koyu tenlilerde biraz daha bu süre uzatılmasında fayda var. Mayıs ayı geldiği zaman herkes güneşlense artık, en azından öğle aralarında bir 15-20 dakika bizim için daha iyi olacaktır. Peki glutensiz beslenmeye de değinmek istiyorum. Aslında glutensiz beslenmek sağlıklı bir yöntem mi? Aslında kişi de şu sorgulanmalı. Bir çölek hastalığı var mı? Çölek hastalığında kesinlikle glutensiz beslenilmeli. Veya bir gluten intoleransı var mı? Gluten intoleransı dediğimiz durumda işte gluten içeren tam tahıllı gıdalar gibi tahıllar tüketildiğinde kişi de işte mide bulantısı, şişkinlik, bazen hafif ishal durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu kişiler glutensiz beslenildiğinde mesela kuru kara buğday, gluten içermeyen bir tahıldır. Kişi kendine eğer kara buğday yediği zaman glutensiz ekmekler ya da glutensiz diyetle birlikte daha iyi hissediyorsa, şişkinlik problemleri yoksa, evet o kişilerde gluten intoleransı vardır diyebiliriz. Yine burada aslında iş kişilere, bireylere düşüyor. Kişi kendini tanımalı. Hangi besinleri yediği zaman midesinde, sindirim sisteminde ne gibi rahatsızlıklar oluyor gibi şeyleri kendinde iyi gözlerse eğer, tanı koymak açısından da bizim için daha rahat oluyor. Glutensiz beslenme aslında sağlıklı bireyler için çok çok gerekli değil. Gluten intoleransında ve çölek hastalığında evet, ama eğer kişinin hiçbir sağlıklı problemi yoksa, normal tahıl yediği zaman bir sıkıntı yaratmıyorsa, sadece moda popüler olduğu için ay bir glutensiz besleneyim demek çok doğru değil. Çok da gerek yok aslında. Aynen öyle. Çünkü tahıllar bizim B grubu dediğimiz, özellikle B12, B6, B1 vitamini kaynakları olduğumuz için kişi hayatından tahılları çıkardığı zaman bu vitaminlerin de eksikliğini hissedecektir. Doğal olarak vücutta oluşabiliyor.
Özellikle B vitaminleri de bizim için çok değerli. Hem sinir sisteminde rol alıyor, bağışıklık sisteminde rol aldığı için kişi depresyona kadar sürükleyebiliyor. O yüzden yine sağlıklı beslenme, dengeli beslenme bir uzmana danışmakta her zaman çok fayda var. Peki ekmek tüketimine de değinmek istiyorum. Bu noktada ekmek tüketmeden zayıflayabilmek mümkün mü beslenme sürecinde? Kişi aslında gün içinde ne yediklerini sorgulaması gerekiyor. Eğer çorba varsa ekmeğe çok da gerek yok. Çorba, bulgur, kestane, işte patlamış mısır, patates bunlar aslında ekmek grubu dediğimiz gruba ait. Kişi çorba yiyorsa ekmeğe gerek yok ya da bulgur pilavı yiyorsa tekrar ekmeğe gerek yok. Yok ben bunları tercih etmiyorum, ekmekle daha tok hissediyorum kendini diyorsa kesinlikle ekmek tüketimi gerekiyor. Kahvaltıda özellikle bir iki dilim ekmek yemekte fayda var ama diğer öğlen akşam yemeklerinde bu saydığım ekmek grubu tüketiliyorsa çok fazla da ekmek yemesek de olabiliyor. Eğer kişi doyuyorsa, bir ihtiyacı yoksa ama bazı kişiler yok ben ekmeksiz doymuyorum dediği zaman da özellikle ekmekler listeye programa eklemekte fayda var. Özellikle şuna da değineyim. Şu an kış mevsimi Bursa'da bu konuda şanslı kestanesiyle ünlü. 2-3 adet kestane yaklaşık bir dilim ekmeğe eşittir. Gece işte oturup kestane yiyelim, kavuralım, kestane kebap biraz daha kilo alımına yol açabiliyor. Burada da devreye porsiyon kontrolü giriyor. İşte 2-3 adet yemek ya da 6 adet yiyorsak 2 dilim ekmeğe eşittir. Öğlen, akşam çorbaları, ekmekleri, ekmek grubunu biraz daha kısarak gün içinde dengeleyerek de kestane kebabı da rahatlıkla tüketebiliriz. Kişinin aslında kendi beslenmesini ve öğünlerini alışkanlık haline getirerek bu süreci yönetmesi gerekiyor burada. Kesinlikle. Peki su tüketimi nasıl olmalı? Bol su tüketmek faydalı mı, kilo verdirir mi? Kesinlikle çok faydalı. Su içmeden kilo verimi çok zor oluyor. Bunu hep danışanlarıma da söylüyorum. Su içmeden, yürüyüş yapmadan kilo verimi çok zor. Su hem metabolizmayı hızlandırıyor, hem genel metabolik aktiviteler, toksinlerin atılımı için çok çok önemli. Cildi koruyor. Su içmeyen insanlar daha hemen kırışır. Selülit gibi problemlere de yol açabiliyor. Şimdi kilo verme sürecinde ihtiyaç biraz daha artabiliyor. Vücutta çünkü bir yıkım, parçalama işlemi oluyor. Yağlar yakılmaya başlanıyor. Parçalandığı zaman da ortaya bazı işte zararlı maddeler, toksinler çıkabiliyor. Eğer bunlar da vücuttan atılmazsa işte karaciğeri, böbreği yorabiliyor. Bunların atılımı için de bol su tüketmek çok önemli. Kişiler aslında şu şekilde su ihtiyaçlarını hesaplayabilirler. Kilo başına 30 mililitre. İşte 100 kilo bir bireyin yaklaşık 3 litre su içmesinde fayda var. İşte 70 kilo bir birey varsa 2-2,5 litre su içiminde fayda var. Eğer kişi çok fazla terliyorsa ya da çok fazla bir ilaç tüketimi varsa bunları mililitreyi daha fazla arttırmakta yarar var. Özellikle eğer su içmekten zorlanan bireyler için de içine böyle yeşillik, nane, biraz limon, daha tatlandırıcı şeyler. Özellikle greyfurt da yağ yakımına destek olur. Şu anda tam mevsimi. Greyfurt, elma, belki bir parça küçük taze zencefil eklemek hem aromalandırmak adına hem de diyeti renklendirmek adına ben 1 litreye eklenmesini öneriyorum. Kalan 2-3 litre normal şekilde tüketilirse daha iyi olacaktır. Peki yağlar kasa dönüşür mü? Toplumda bu da aslında çok doğru bilinen bir yanlış. Yağlar kasa dönüşmüyor. Bunu tekrar vurgulayayım özellikle. Çok fazla bu tarz sorular geliyor bana. Yağların metabolizması çok ayrı, kasların çok ayrı. Yağların kendi içinde bir metabolizması var. Yağlar özellikle kilo verme sürecinde işte parçalanmaya başlanıyor. Onun dışında eğer biraz da yürüyüş veya hayatımızda spor varsa kas grupları da çalıştırdığı için kas yapımı da ortaya çıkıyor. Onun dışında kilo verme sürecinde egzersiz de bu açıdan çok önemli. Yağların yakılıp kasların yapımı için çok çok önemli. Peki bugün çok acıktım, çok yemek yedim ve çok kaçırdım. Bunu nasıl dengeleyebilirim günün sonuna kadar? Şimdi aslında kişinin orada neleri kaçırdığını farkına varması lazım. Kuru yemişler mi kaçtı, yoksa ekmek grubu dediğimiz işte çorbadır, pilavdır, ekmek mi kaçtı, yoksa süt grubu, sütlü tatlar mı, meyve mi kaçtı? Diyelim öğlen çorbadır, ekmektir, pilav çok kaçtı. O zaman akşamına çorba, ekmek, bulgur yemeden daha çok sebze yemeği, belki kuru baklagil olabilir ya da bir hafif bir salata olabilir. Yanında yoğurt, ayranla birlikte dengelemek bizim için daha iyi olacaktır. Ek bir akşam özellikle metabolizma yavaşladığı için yürüyüş yapmak
Bir 30-40 dakika. Kesinlikle. Bol su içmek o günü dengelemek adına çok daha önemli olacaktır. Diyelim kuru yemişler kaçtı. Akşamları böyle atıştırmalıklar seviliyor şu an. Kuru yemişler kaçtıysa da diğer günde eğer ara öğünlerde kuru yemişler varsa onları kısmakta fayda var. Son zamanlarda salgınlar, gripler çok söz konusu. Peki bunlardan korunmak için kişi destekleyici olarak neler tüketebilir? Maalesef şu an evet ülkemizde bir salgın var. Herkes soğuk algınlığı almış durumda. Öksürükler çok fazla. Bunun için vitaminler çok önemli. İşte D vitamininden bahsettik. Onu tekrar vurgulayayım. Bağışıklık sistemini de özellikle destekler. Onun dışında mutlaka her gün mevsim yeşillikleri tüketilmeli. Koyu yeşil yapraklı sebzeler özellikle folik asit bakımından zengin olduğu için mutlaka diyete eklenmeli. Onun dışında meyveler, özellikle kabuk meyvelerin kabuklarında lifler bulunur. Lifler hem kan şekerini dengeler hem de bağırsak metabolizmasını çalıştırdığı için bağırsaklardan da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Onun dışında çörek otunu duymuşsunuzdur. Ölümden Her derde başka, deva. evet, her hastalığa deva diye çörek otu yağı da bağışıklık sistemini desteklemekte çok faydalı. Özellikle çocuklarda da tüketimi uygun olduğu için çocuklarda kesinlikle önerilebiliyor. 2 yaştan sonra bir çay kaşığı şeklinde sabah ya da akşam saatlerinde içilmesi faydalı olur. Yetişkinlerde bir tatlı kaşığı olabilir. Çörek otu aynı zamanda alerjik problemleri olan, alerjik rinit gibi burun tıkanıklığı yaşayan bireylerde de çok faydalıdır. Geçmeyen, öksürüğüm geçmiyor bir türlü, 1-2 aydır öksürüyorum diyen kişiler de kesinlikle denemeli. Geçmeyen inatçı öksürüklerde biraz daha balgam söktürücü özelliği olduğundan dolayı kesinlikle öksürüğü olan bireylere öneriyoruz. Onun dışında vücuttaki enflamasyon dediğimiz iltihap atımına yardımcı olduğu için egzama, sedef hastalıklarında da kullanılması öneriliyor. Onun dışında diyabet hastalarına da çok çok faydalı. Kan şekerini dengeleme özelliği olduğundan dolayı bu ani açlık krizlerinin önüne geçmede, kan şekerinin inip çıkmasında biraz daha kontrol altına alınmayı sağlar. O yüzden diyabet hastaları da rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda hatta bugün son bir işteyken bir makale okudum. Kanser hücrelerinin de ölümüne yardımcı olduğu için kanserden koruyucu ya da kemoterapi, radyoterapi alan hastalarda da tedaviye destek amaçlı da kullanımı gündemde şu an. Özellikle onkoloji hastaları ya da ailesinde onkoloji, kanser geçmişi olan bireylerin de kanserden koruyucu şeklinde tüketmelerinde fayda var. Gerçekten her derde deva olduğunu birçok örnekte görebiliyoruz burada. Aynen öyle. Peki kişide kontrolsüz bir yemek yeme iştahı varsa, devamlı acıkıyorsa bunu nasıl önlenebilir? Şimdi kişide bu kontrolsüz, gözüm dönüyor, ne yediğimi bilmiyorum tarzı bir şikayet varsa kesinlikle önce kan tahlili yapılmalı. Kan tahlilinde açlık glikozuna, insüline, insülin direncine kesinlikle bakılmalı. Aynı zamanda D vitamininden bahsettik. D vitamini de iştahın biraz daha kontrol altına alımının yardımcıdır. D vitaminine bakılmalı kesinlikle. Eğer kişide herhangi bir tahlilinde problem çıkmadıysa kan değerlerinde, o zaman bu psikolojik açlık mı yoksa vücut mu aç, fizyolojik olarak mı açlık, bu sorgulanmalı. Eğer fizyolojik olarak bir açlık varsa, yani vücudumuz açsa, günlük kişinin kalori alımına dikkat edilmeli. Biraz daha az yiyor olabilir. Ondan dolayı gözüm dönüyor, doymuyorum şeklinde şikayetler olabiliyor. Ya da bazı bireylerde psikolojik açlık dediğimiz, doyuyorum ama yine de yemeye devam ediyorum. Ya İçten da gelen bir istek. Aynen öyle. Ruh doymuyor. Mide doysa da o beyin dediğimiz ruh maalesef. Gözüm doymuyor. Aynen, aynen öyle. Onların doygunluğu biraz daha zor olabiliyor. O bireylerde özellikle çalışmayan ya da evde oturan ya da oturup fazla çalışan bireylerde atıştırma isteği alışkanlık hale geldiği için onların biraz daha psikolojik açlığı sorgulamasına fayda var. Özellikle rooibos çayından bahsettim. Danışanlarıma da öneriyorum. Bu iştah kontrolü sağlamakta zorlananlara iştah kontrolü altına alınıyor. Kan şekerini dengelediği için çok çok faydalı. Bu bireylerde eğer bir sağlık problemi yoksa rooibos çayından rahatlıkla faydalanabilirler. Şimdi özellikle kış mevsiminde olduğumuz için kilo alımı seviyesi daha fazla olmakta.
Yaza da giriyoruz, bahar ayları geliyor. Peki kişiler bu süreçte nelere dikkat etmeli? Yaza nasıl hazırlanmalı beslenme sürecinde? Şimdi kışın havalar soğuk, geceler uzun. Evde oturalım, dışarı çıkmayalım. Evde hadi ne bir yapalım? Şeyler yiyelim, içelim. Atıştıralım. Biraz daha açlık hissi ortaya çıkabiliyor. Veya havalar soğuk, ay bir tatlı yiyelim sıcak sıcak içimiz ısınsın. İşte bozadır, sahleptir. Bu besinlere de yönelim olabiliyor. Özellikle yaza hazırlık döneminde bence kesinlikle bir uzmandan, diyetisyenden eğer kilo problemimiz varsa faydalanmakta yarar var. Günlük hayatınıza uygun bir beslenme programı eşliğinde havalarda düzelmeye başlıyor yavaş yavaş. Ya da hayatımıza bir spor ekleyerek kesinlikle yaza hazırlık bizim için çok daha iyi olacaktır. İşte spor salonlarından faydalanabiliriz ya da soğuk beni etkilemiyor derseniz akşamları ya da gün içinde bir 40-45 dakikalık yürüyüş. Hiçbir şey yapamıyorsak bile mutlaka yürüyüş yapmalıyız. Aynen öyle. Aynen. En kötü eğer ev müsaitse bir ip atlamak bile özellikle bacak ve karın kaslarını, kalça kaslarını çalıştıracağı için hem kalori yakmaya yardımcı olacaktır hem de o bölgelerden özellikle şikayeti olan bireylerin o bölgedeki kasları çalıştıracağı için bize yardımcı olacaktır kilo verme sürecinde. Tam bu noktaya değinmişken bölgesel kilo alımları hakkında soru sormak istiyorum. Özellikle Türk toplumunda bel ve çevresi daha kilo almaya müsait bölgeler. Onlar için önerebileceğiniz bir beslenme şekli var mı? Şimdi tekrar burada kan değerleri devreye giriyor. Özellikle insülin direnci gibi problemlerde kişiler karın bölgesinden daha fazla yağlanabiliyor. Tekrar bir bu tarz bir şikayet varsa kan değerlerine baktırmakta fayda var. Onun dışında mutlaka kesinlikle yürüyüş yapılmalı. İşte bacak bölgesini, karın bölgesini biraz daha çalıştıracağı için yürüyüşten, ip atlamadan özellikle faydalanmakta yarar var. Ya da diyelim bazı kişilerin daha çok kolları kalın olabiliyor ya da üst bölge daha fazla yağlanmış olabiliyor. Bu kişilerin de özellikle bir destek alarak spor salonu ya da spor hocalarından o bölgeleri çalıştırmaya yönelik aktiviteler, spor egzersizleri yapmalarında fayda var. Çünkü o bölge çalışıldığı zaman hem o kas grupları çalışıyor hem de yağ yakımı başladığı için doğal olarak oradan bir kilo verimi rahatlıkla olacaktır. Tabii bu kısımda spora yazılırken de beslenme tekrar çok önemli. Ne sporsuz beslenme oluyor ne de beslenmesiz spor. Mutlaka ortak bir çalışma yürütülmeli. Aynen öyle. Peki aslında birçoğuna değindik ama son olarak diyete yeni başlayanlar için bunların dışında tavsiye edebileceğiniz şeyler var mı? Sudan bahsettik. Kesinlikle su içimi mutlaka artırmalı. 2,5-3 litreyi bulmakta fayda var. Onun dışında yürüyüş mutlaka hayatımıza seveceğimiz bir spor dalını eklemek bizim hayatımız boyunca her türlü hastalıktan koruyacaktır. Onun dışında yeşil çaylardan, mate çaylarından bahsettik. Bu tarz metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı çaylardan faydalanmakta yarar var. Günde işte 2-3 fincan bizim için ideal olacaktır. Onun dışında ekmek gruplarından bahsetti işte. Ekmek yiyorsak çorba, bulgur yememekte fayda var. Onun dışında bu tarz bazı besin gruplarını biraz daha porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketim biraz daha kiloda değişikliğe sebep olacaktır. Evet Pınar Hanım, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri katkılarıyla hazırlanan Sağlıkta Bugün programının sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Bir sonraki Sağlıkta Bugün programında görüşürüz.